Evet sevgili izleyenler, Göbekli Tepe Ajans %100 siyaset programından bir kez daha herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Göbekli Tepe Ajansımızın konuğu 100. konuğumuz. 99 konuğumuzu aldık. Bugünkü başkanımız 100. konuğumuzu da bu arada stüdyolarımızda ağırlıyoruz. 100. konuğumuz AK Parti Akçeli İlçe Başkanı Sayın İbrahim Yıldık. Sayın Yıldık, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Bugün 100. konuk olarak sizi alıyoruz Göbekli Tepe Ajansı olarak. 99 konuk almıştık. Bugün de 100. konuk sizlere siz oldunuz. Nasip oldu. Tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim stüdyolarımıza. Tabii bölge sizi yakinen tanıyor ama en azından bölgedeki sizi tanımayan izleyicilerin için İbrahim Yıldık kimdir sorusunu yöneltelim efendim. Kısaca. Özellikle Göbekli Tepe Ajans çalışanlarına, ailesine beni konuk ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Evet. Gerçekten ben sizi takdirle izliyorum. Evet. Bütün programlarınızı izliyorum. Beğeniyle seyrediyorum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben kimim? Belki bizi tanımayan, gerçeği evet. Ben yaklaşık 8 yıldır ilçe başkanlığı yapıyorum. Genelde sosyal medyada olsun, böyle TV programlarında olsun. Evet. Bizi az çok tanıyan insanlar var ama bizi tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Evet, adım İbrahim Yıldık. Lisans mezunuyum. Evet. 5 çocuk babasıyım. Evet. Yani aslında hayata ben siyasetten atıldım. Evet. Yaklaşık 20 yıldır bu siyaseti yapıyorum. AK Parti'nin kurucu üyelerindenim. Evet. 2001 yılında Nurettin Nebati, şu anki Maliye Bakan Yardımcımız Akçakale'ye gelerek evet. AK Parti'nin kurulması. O zaman benim de bilgisayarım şöyle, siyasette şöyle atıldım. Bilgisayarım iyiydi o zaman. Evet. 2002 yılında bilirsiniz. O zaman bilgisayarları kullanan yok. Bilgisayar evet. Da fazla yok. O zaman liste yapıyorum. Bana dediler ki niye kendini de yazmıyorsun? Evet. O zaman kendimi de yazdım ve listeye evet. Girdim. Siyasete atıldım. Şimdiye kadar da siyasetteyim 2002'den ve bugün 2021. 19 yıldır yaklaşık. Allah'a hamd ediyorum. Bu zaman zarfı içerisinde layıkıyla yapmaya çalıştım siyaseti. Dürüst evet. Siyaset, şeffaf siyaset ve vatandaşımızı üzmemek ve vatandaşımızın yanında olmak, vatandaşımızın dertleriyle dertlenmek babında hep siyaset yaptık. Ve inşallah da yapmaya böyle devam edeceğiz. Evet. Evet efendim, yani gerçekten ben de uzun yıllardır sizi yakinen bir gazeteci olarak takip ediyorum. Gerek bölgede gerek Şanlıurfa'da aslında sorunların çözümü noktasında çok önderlik yaptınız. Çok koşturdunuz bunları. Biz yakinen gördük aslında. Özellikle o konulara inşallah geleceğiz. Beraber sohbet edeceğiz Sayın Başkanım. Evet Sayın Başkanım, malumunuz biliyorsunuz Ankara kulislerinde dolaşıyor, gündemde dolaşıyor. Siyasi partiler erken seçim hazırlıkları için startlarını verdi. Her ne kadar resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmasa da biz biliyoruz ki önümüzde bir erken seçim gündemde. Tabii AK Parti olarak da siz de bu erken seçimin sahasındasınız, öyle diyelim, merkezindesiniz. Erken seçimle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi muhalefet partileri sürekli erken seçim, erken seçim. Şöyle bir laf var, bir tabir var. Evet. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanımız zaten açıklamıştı. Seçimler evet. Zamanında yapılacak. Evet. Ve 2023'ü işaret etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Ama biz teşkilat olarak yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı tamamlamışız. Ve hazırlıklarımız tamam. Ama seçim genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan işaret ettiği gibi 2023'te ve zamanında yapılacağını ben size burada söylemek istiyorum. Evet, güzel bir üslup kullandınız ama yenilen pehlivan güreşe doymaz dediniz. Gerçekten yaklaşık 2002'den beri AK Parti'nin kuruluşundan bu yana iktidarı koruyabildi. Seçmeni ikna edebilmeyi başardı diye düşünüyorum aslında ben.
Hayırlısı olsun diyelim inşallah. Önümüzdeki süreçte neler yaşanır, ülkede neler olur bilinmez. Siyasette 24 saat de çok uzun bir süredir Sayın Başkanım, bilirsiniz. O yüzden bakalım önümüzdeki süreçte neler olacak. Evet Sayın Başkanım, özellikle ben ilçe başkanısınız, Akçakale sınır bölgesi tabii ki. Büyükşehir, Şanlıurfa Büyükşehir olduktan sonra ilçe, Şanlıurfa Büyükşehir ilçe gerekli yatırımlar yapabildi mi? Tabii sizlerin de izlemleriniz var. Efendim takip ediyorsunuz bu özellikle yapılan hizmetleri. Büyükşehir yeterli gelebildi mi Akçakale'ye? Çünkü Akçakale gerek referandumda gerek seçimde AK Parti'nin kalesi konumunda. Evet. Yani tüm olumsuzluklara rağmen, tüm şeylere rağmen AK Parti'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Akçakale özellikle. Büyükşehir'den yatırım noktasında Akçakale istediğini alabildi mi? Şimdi İsmail Bey, Büyükşehir çalışıyor mu? Gerçekten çalışıyor. Evet. Biz genelde il başkanlığı olarak ayda bir rutin ilçe başkanları toplantısı yapıyoruz. Evet. Sayın il başkanımız Abdurrahman Kırıkçı Bey geçen ay toplantımızda Zeynel Başkanımızı da davet etmişti ilçe evet. başkanları toplantısında ve belediye başkanlarını da davet etmişti. Niye bu davet? Aslında ilçe başkanlarının toplantısı. Biz belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanlarımız niye o toplantılara iştirak ediyor? Biz sahadayız teşkilat olarak. Orada ne eksikse, orada vatandaşın talebi neyse en iyi bilen biz. Yani koordinasyon aslında belediye ile teşkilatın tabii, koordinasyonu. Burada neyi gösterir? Demin sizin söylediğiniz gibi bir koordinasyonu sağlamak amacıyla. Evet. Şimdi Akçakale'de sorunuza gelmek istiyorum. Büyükşehir yeterince hizmet aldı mı? Evet. Evet, hizmetler yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bizim Akçakale'de sorunlarımızdan biri nedir? Bizim kırsal alanımız çok geniş. Çok geniş. Evet. Kırsal mahallelerimiz çok geniş. Örneğin belki beni yanlış anlarlar. Büyükşehir Süverek'te bir yol yapar 10 köyü bağlar. Evet. Akçakale'de bir yol yaparsınız ancak 2 köyü bağlarsınız. Evet. Çünkü orada bizim köylerimiz dağınık, sulamadan evet. dolayı, evet. sulama kanallarından dolayı düşünün 1 kilometredeki köye gidebilmeniz için 5 kilometre dolandırılmanız lazım. Niye? Orada tahliye kanalları var, sulama kanalları var. O yüzden Büyükşehir Belediyesi gerçekten özveriyle çalışıyor. Elinden geleni yatırımı yapmaya çalışıyor. Biz Büyükşehir olarak şu an ana yolların tamamını bitirmiş durumda. Evet. Şu an kırsaldaki eski tabirle şu an soğak diyoruz. Eski tabirle mezra köylerimiz neredeyse bitmek üzere. Ufak tefek yollarımız kaldı kalmadı değil. Ben burada Akçakaleli kardeşlerime de onu da söyleyeyim. İnşallah 2023 seçimlerine gelmeden önce bütün eksiklerimizi gidermiş oluruz. Büyükşehir'den de var gücümüzle Akçakale'nin hakkı olan Büyükşehir'den de alıyoruz ve almaya da çalışıyoruz. Büyükşehir Akçakale'de çalışıyor. Şu an Akçakale'de Şuskisi de çalışıyor. Kırsal Daire Başkanlığı da çalışıyor. Fen işleri de çalışıyor. Çünkü bilirsiniz Büyükşehir'de merkez mahallede olsun 15 metre ve yukarıdaki sokaklar büyük şehre ait. 15 metre ve aşağısındaki de küçük belediyemize ait. Biz siz Akçakalelisiniz zaten evet. bilirsiniz. Akçakale'de merkez mahallelerimizde döşenmemiş parke taşımız yok. Evet. Tamamı döşenmiştir. İnşallah bizim gayemiz artık kırsala inip ve kırsalda da evet. Kırsal mahallelerimizi parke taşından döşemek. Çünkü evet. Kırsaldaki vatandaşlarımız bunu hak ediyor. Az önce de siz söylediniz. Evet. Aslında Akçakale AK Parti'mizin oy ambarıdır. Evet. Cumhurbaşkanlık seçiminde %95.5 oy almış bir ilçe. Genel seçimlerde yani milletvekilleri seçiminde %90 Türkiye ikincisi olduk. Evet. Akçakale bunu hak ediyor mu? Gerçekten hak ediyor bunu. Çünkü biz özveriyle çalışıyoruz. Biz Akçakaleli kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Evet. Sayın Başkanım, ben özellikle tabii büyükşehirin ve ilçe belediyesinin çalışmaları tabii ki bir bütün aslında. Peki ben kamuyla şöyle bir
vatandaşlar, insanlar şöyle konuşuyor. İşte ilçe büyük şehir şunu yaptı, büyük şehir bunu yaptı ya da ilçe belediyesi şunu niye yapmadı? Bir bütün değil mi aslında? Yani büyük şehir olunca yapınca hani küçük ilçe belediyesinin de zaten koordineli bir şekilde sonuçta iktidar partisinin belediyeleri bir bütün değil mi? Yoksa büyük şehrin görevleri ayrı, küçük işte ilçe belediyesinin görevleri ayrı mı Sayın Başkanım? Ben bunu merak ediyorum. Şöyle İsmail Bey, evet. Gerçekten şimdi yapılan işler aslında büyük şehrin işleri ayrıdır. Evet. Akçakale Belediyesi'nin işleri ayrıdır. Evet. Ama biz belediyecilik anlayışıyla biz istişare içerisinde, uyum içerisinde çalışarak biz işte büyükşehir, işte Akçakale Belediyesi ayrımı yapmadan, örneğin ben size bir örnek vereceğim. Evet. Sayın Mehmet Yalçınkaya Belediye Başkanımız şu an Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne kendi araçlarını tahsis etmiş. Evet. Ve kırsaldaki yapılan yollara yardım amaçlı kendi araçlarını büyükşehire tahsis edilmek üzere emrine vermiştir. Evet. Bu nedir? Bir dayanışmadır. Evet. İşte bu iş büyük şehrin, ben bunu yapmıyorum, İşte evet. Bu iş Akçakale Belediyesi'nin, yapmıyorum diye bir anlayışımız yok. Akçakale Belediyesi ve büyükşehir istişareli bir şekilde çalışarak Akçakale'ye hizmet götürmeye çalışıyor. Evet. İnşallah da çalışmaya da devam ediyoruz. İnşallah en iyi hizmetleri gerekse Akçakale Belediyesi, gerekse büyükşehir getirmeye çalışıyoruz. Biz de teşkilat olarak görevimiz nedir? Demin de size de söylediğim gibi, evet, burada eksikleri tespit edip gerekse büyükşehre iletiyoruz, gerekse Akçakale Belediyesi'ne iletiyoruz ve ilettiğimiz konuların %90'ı da Allah'ın izniyle yapılıyor. Evet. Ve yapmaya da çalışıyoruz. Evet. Kolay gelsin diyelim Sayın Başkanım. Tabii ki bu vatandaş Akçakale halkı hizmetin en güzeline, en iyisine layık. Çünkü 19 yıllık iktidar, AK Parti'nin iktidar döneminde hiçbir zaman tüm olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanı yalnız bırakmadı. O yüzden aslında Akçakale'ye de biraz pozitif ayrımcılık yapılması noktasında yetkililerin de biraz daha gayret ve çaba göstermesini temenni ediyoruz. Evet Sayın Başkan, tabii bölgede tabii kangrenleşmiş, gelen bütün konuklarımıza soruyoruz. Siz de bölgenin arazi sahibi, bölgenin önemli çiftçilerinden birisiniz ve siyasetin içerisindesiniz. Bölgede bir DEDAŞ sorunu var. Birinci sorumuz bu. Özellikle elektrikle sulama yapan çiftçilerimiz noktasında büyük sıkıntılar var. İkincisi, toplulaştırma ile ilgili olarak bir dönem toplulaştırma gerçekten bölgede özverili bir şekilde çalışıyordu. İstişareler gerçekleşiyordu ama son dönemlerde toplulaştırma bir türlü istediği amaca ulaşamadı. Çünkü hiç haberi olmuyor. Adamın arazisi bir bakıyor ki başkasına verilmiş, başkasının arazisi başka yere verilmiş. Yani bir karışıklık var. Bir efendime söyleyeyim, bir şey var ortada. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle sizin ilk sorduğunuza cevap vermek istiyorum. Evet. TEDAŞ'la ilgili. Şimdi TEDAŞ'la ilgili ben az önce size söyledim. Geçen ay bizim ilçe başkanları toplantısında sayın milletvekillerimiz, evet, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve il başkanımız da, evet, mevcuttu. TEDAŞ'ın sorunlarını nasıl çözebiliriz? Bizim önerimiz şöyle oldu. TEDAŞ'ı alternatif olarak yenilebilir enerjiye geçmemiz lazım. Evet. Geçen milletvekillerimiz, gerekse Ahmet Akay olsun, diğer milletvekillerimiz ve il başkanımız sağ olsun, Abdurrahman Kırıkçı başkanımız sağ olsun, beraber Tarım Bakanlığı'na gittik. Ve evet, Tarım Bakanlığımıza şöyle bir önerim oldu. Aslında bu sizin aracılığınızla ben çiftçilere de müjde vermek istiyorum bu konuda. Evet. Şimdi enerji düzenleme kurumu eskiden yenilebilir enerjiye ruhsat vermiyordu. Sadece 3 MB. 3 MB da dediğimiz, yani yaklaşık bir 10 kuyuyu çalıştıracak kapasite. Biz buna kabul etmedik. Tarım Bakanımıza, evet, dedik ki gelin bu birliklerin, sulama birliklerin kapasitesi kadar onlara ruhsat verin. Evet. Güneş enerjisi ruhsatı. Evet. Tarım Bakanımız istişareler sonucunda talimatlarını Tarım Bakan Yardımcısına verdi ve dedi ki acilen hemen yazısını yazın ve genel kurula gönderin. Bunu kanun olarak çıkartın, yasallaştırın ve birlikler güçleri kadar, örneğin ben bir birlik adını telaffuz edeceğim, Topçu
Gündaş Suruç Sulama Birliği en büyük, bölgede en büyük sulama birliğimiz. Örneğin kapasitesi 100 megabayt. Evet. Yarın işte Enerji Düzenleme Kurumu buna 100 megabaytlık bir ruhsat verecek. Evet. Ruhsatı verdikten sonra Sulama Birlik Başkanı ya da Tarım Bakanlığı'nın önereceği firmayı getirecekler, masaya oturacaklar. Geçen ayda valilikte de toplantısı yapıldı. Evet. Bununla ilgili Alman firmaları var, Çin firmaları var, Türk firmaları da var. Gelecek diyecek ki ben burayı sana kuruyorum, evet, bana 10 yılda bana ödeme yap, işte yılda 100 milyon yap. Evet. Ben bunu dönüme de çevirdiğimiz zaman Sayın Tarım Bakan Yardımcımız da bize bir örnek verdi, dedi Birecik'te bir örnek proje yapıldı. Şu an dönüme orada 100 lira alınıyor. Yani evet, 100 dönüme 10 bin lira para alınıyor. Aslında bu projeye geçersek hem TEDAŞ'ın sorunundan kurtulmuş oluruz, hem de bölge çiftçimizi büyük maliyetlerden düşünün. Evet. Şu an Sevimli Sulama Birliği ve Güzel Yurt Sulama Birliği yaklaşık dönüme 600 lira alması gerekirken ki enerjinin bedelini ödeyebilsinler. Ama yarın bu güneş enerjisi kurulduğu zaman 600 lira nerede, 100 lira nerede? Evet. Dünya kadar düşünün, 100 dönüm 60 bin lira para tutuyor şimdi. Evet. Yarın bu güneş enerjisi kurulduğu zaman 100 dönümü onlara ödemiş olursunuz. Hem de kendi enerjinizi kendi üretmiş olursunuz. Evet. Şunu da açıklayayım, çiftçilerimiz de bilsin. Şimdi bu tesisler kurulduğu zaman sadece çiftçi tüketmiyor. Tesisleri kurduğunuz zaman direkt TEYAŞ'a veriyorsunuz, evet, elektriği. Evet. Siz de TEDAŞ'tan elektriği alıyorsunuz. Yıl sonu mahsup yapıyorsunuz. Örneğin 1 milyar kilowatt yakmışsınız. Evet. Siz ne kadar TEYAŞ'a vermişsiniz? Diyelim 1 milyar 100 kilowatt vermişsiniz. 100 kilowattı da sulama birliğine iade ediyor. Ya da 100 kilowatt eksik yapmışsınız, sulama birliği kalkıyor onu ödüyor. Evet. Yani yılın 12 ayı elektrikler kesilmeyecek bu, evet, konuda. Evet. Tabii bu proje inşallah hayata geçirilir. Tabii bu yılın içerisinde de geçecek. Evet, evet. Ben bunu da size burada da söylüyorum. İnşallah bu yıl içerisinde de yarın öbür gün güneş panellerini göreceksiniz, evet, inşallah. İnşallah. Evet, ikinci sorumuz vardı. Toplulaştırma ile ilgili o bölgede bir karmaşıklık söz konusu. Az önce ben kendimi tanıtırken unuttuğum bir şey var. Aslında ben çiftçiyim. Asıl mesleğim çiftçi. Bölgeyi iyi bilen biriyim. Eyvallah. Bu arada da ben Tapu Sicil Müdürlüğü'nde de yaklaşık bir 8 yıldır memuriyet yaptım. Ben arazi işlerini, tapulaştırma, tapu işi, işte çiftçilik işlerini iyi bilirim. Tapulaştırma deyince biz aslında bize tapulaştırma geldiği zaman biz toplaştırmanın ne olduğunu aslında bilmedik. Tercihlerimizi yaparken iyi tercih yapamadık. Evet. O yüzden mağduriyetler meydana çıktı. Gene bize siyasilere iş düştü. Örneğin Aköy'ünde hatalar yapılmış. Gittik Tarım Bakanlığı'nda ricada bulunduk. Tekrar bunlar toplaştırma alana alındı. Evet. Çiftçiler bilinçli olduğu için bu sefer tercihlerini iyi şekilde yapmaya başladılar. Evet. Şu anda Akçıkale'de yaklaşık 7-8 köyümüz tekrar toplaştırmaya alındı. Şu an toplaştırma çalışması var. Sadece bu pandemiden dolayı, bu kısıtlamalardan dolayı biraz toplaştırma işi demin dediğim gibi ağırdalanılıyor bu pandemiden dolayı. İnşallah, evet, yani ben 2023'e kadar Şanlıurfa'da bitmeyen toplaştırma kalmayacak. Sadece ve sadece sizin aracılığınızla bölge çiftçilerimize şu nasihatı vermek istiyorum. Toplulaştırma sizin köyünüze gelirken 3 tercih yapın. 3 askıya çıkıyor. Birinci askı, ikinci askı, üçüncü askı. Üçüncü askıdan sonra resmileşiyor. Tercihlerinizi birinci askıda yaptınız, baktınız hatalı, gidin ikinci askıda tercihlerinizi düzeltin. İkinci de hata yaptınız, üçüncü de düzeltme şansınız var. Bunun ilgilisi firma. Firma size cevaben vermedi mi, toplaştırma müdürlüğü de mevcut Şanlıurfa'da, gidip oraya da başvurabilirler. Çünkü arazi kalıcıdır. Bu 10 yıllık, 5 yıllık bir eser değil. Bu 100 yıllık bir eser olacak. Evet. Toplaştırmada çiftçilerimiz tercihlerini yaparken dikkatli bir şekilde arazisi nasıl su içiyorsa o yönde tercihlerini yapsın. Arazisi nasıl yağmurlama, damlama sistemine göre
işte dikdörtgen olsun ya da işte uzunu evet. ya da kısası olsun, ona göre tercihlerini aslında bir yapsınlar. Danışmandan aslında bu konuda şey almaları gerekiyor değil mi sayın ya, danışman? Firma zaten firma veriyor, bu danışmanlığı veriyor. Evet. Köylere kadar geliyor, briefingleri evet. veriyoruz çiftçilerimize. Evet. Bazı çiftçilerimiz, hiç kimse beni yanlış anlamasın, hiç kimseyi evet. de kötülemiyorum. Bazı çiftçilerimiz umursamıyor. Ya zaten benim arazim mevcut, yarın öbür gün benim yerimi verirler. Evet. Oysa ki köyde birisi gelip de onların arazisinin yerini tercih edebilir. Tercih evet. etme de şansı da var. Çünkü toplulaştırma demek, köyde 10 parsel varsa bunu hamur haline getiriyorsun. Getirip, ondan sonra ayrıştırıyorsun. Evet. Gaye bu. Bu benim yıllardır, bu arazi benim. Evet. İşte sen tercih edemezsin, öyle bir kaide yok. Evet. Sadece köyler arasında muvaffakat oluşur. Herkes istediği yeri tercih edebilir. Tabii köyler arasında muvaffakat sağlandığı takdirde bu tercihler yapılır. Evet. Eyvallah Sayın Başkanım. Gerçekten sizin o engin ve derin bilgileriniz, bölgeye hakimsiniz. Tarımı çok iyi biliyorsunuz. Özellikle işte prosedürün nasıl işleyeceğini çok iyi biliyorsunuz. Tabii söyleşimize devam edeceğiz de bizi izleyen izleyicilerimiz var. Göbekli Tepe'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve sizleri de hatta yayınımızda izleyen kardeşlerimiz sorular var. Temenniler var. Onları böyle okuyalım. Tekrar size dönüş yapacağız. Şöyle mesajlarımıza bir göz atalım. Evet, Dost Ali iyi yayınlar Göbekli Tepe ve ailesine demiş. Karl Gurur iyi yayınlar demiş. Dost Ali birçok kez yukarı deren ilk öğretim okulu durumunu sayın ilçe başkanına ilettim. Lakin bir icraat göremedim. Moderatör İsmail abim, siz de hatırlatırsanız sevinirim. Dost Ali sayın başkanım, ilk yukarı deren ilk öğretim okulu. Ben bunu hatırladım. Evet. Facebook sayfamda bana mesaj atmıştı. Evet. Ben ilgilendim, ilgileniyorum. Evet. İl Milli Eğitim Müdürüme ilettim. Belediye başkanıma ilettim. İnşallah en kısa zamanda da bu okulun tadilatı yapılacak evet. ve öğrencilerimiz hak ettiği şekilde evet, o okulda ders görecek inşallah. İnşallah. Ben ilgilendim. Biz de buradan yukarı derenin takipçisi olacağız inşallah. Başkanım da eğer yaparım dediyse yapar. Pandemi süreci herhalde biraz. Yok, ben ilettim. Ben takipçisiyim bu işin. Eyvallah. Evet, Tahsin Saitoğlu, onlar da gideceklerini biliyorlar diye bir yorum yapmış. Tabii vatandaştır, yorum yapabilir. Herkese, hakaret olmadığı sürece. Herkese saygı duyarız. Eyvallah. Murat Halil Güner'i, ya arkadaş Akçakale hizmet almadı demek zor mu geliyor diye bir yorumda bulunmuş. Dost Ali, içme suyumuz tuzludur. Yukarı Deren Köyü, yine onunla ilgili sıkıntılar varmış. Ben şunu söyleyeyim, Yukarı evet. Deren'le ilgili tuzlu gerçekten bizim yüzeysel sularımız alttaki sulara karıştığından dolayı burada Büyükşehir o gün ihalesi yapıldı ve bitti. Evet. Derin kuyu. Drenaj çalışma. Yok, drenaj değil de derin kuyu. Ondan sonra kuyuların içerisinde botanik yaparak evet. yüzeydeki yani taban sulaması pamuk sularının derine indiği zaman botanik evet. yapıldığı zaman aşağıya inmiyor, tatlı suya karışmıyor. Onunla ilgili Büyükşehir Şuski'miz ihalesini yaptı. En kısa zamanda da gelip Akçakale'de o tuzlu kuyuları tekrar yeni bir kuyu evet. açarak inşallah tatlı suya kavuşturacak. Evet. Sorabilirsiniz arkadaşlar. Başkanımız gerçekten bir programa girmeden önce dedi, bana şunu dedi. Dedi ki ben buradayım. Vatandaşın, halkın ne olabilir? İnsandır. Halktır. Sorunlar olabilir, çözülmemiş olabilir, unutulmuş olabilir. Tabii ki. Bizim eksikliğimiz olabilir. En azından biz de hatırlayalım ve çözüm üretelim. Yani ben bu konuda kendisine açık yürekliğinden dolayı emin olun buraya gelirken ne soru hiçbir şey şekilde benim hazırladığım sorular vardı. Onlara cevabı. Başkanım da bu konuda kendi bir çiftçi olduğu için bu soruları yakinen biliyor inşallah. Evet Sayın Başkanım, biz okumaya devam edeceğiz tabii. Mehmet Reşat Yıldık bizi diyor. Dost Ali, Allah yokluğunuzu göstermesin inşallah demiş Dost Ali. Siz memleketimizde en adil halkın sesi sizsiniz demiş. Trigger hakkı Sayın Basın, sorar mısınız belediye başkanlık hayali var mı ilçe başkanının demiş. Belki de sizi belediye başkanı olarak görmek istiyorlar. Şimdi evet. İsmail Bey, şimdi her bir siyasetçinin bir hayali vardır. Evet başkanım. Tabii ki bu yola çıkarken merdiven basamaklarını düşünün. Birden 5 basamak atlayamazsınız. Basamak evet. basamak. Tabii bu, ben geçmiş dönemde de AK Parti'den aday oldum. Evet. Kısmet nasip olmadı. Ben evet. kısmet nasip diyorum. evet. Her şeyde kısmet nasip. Ne zaman nasibiniz olursa o zaman gelip kapınızı çalar. Eyvallah. Tabii ki belediye başkanlığı
parti öncelikle halkın teveccühü olursa, sonra partimin teveccühü olursa neden olmaz? Biz hazırız diyorsunuz Sayın Başkanım. Teşkilat olarak hizmet yaptım, yerelde de yapmak isterim. Yani tabii partimin teveccühü, bizi teveccühü. Evet, hakkınızda hayırlısı olsun Sayın Başkanım inşallah. Sorularımıza devam edeceğiz. Zaman zaman da siz de cevap veriyoruz orada. İsmail Bey, AKP iktidarı miladını doldurmuş demiş biri. Yaşar Doğru, Sayın Başkan, DEDAŞ çiftçiyi perişan ediyor. Bunu gündeme getirse iyi olur. TEDAŞ'la ilgili zaten konuştuk. Evet, Murat Halil Güner'i, İsmail Artan Akçal de personel üzerine siyaset yapmak nasıl bir siyaset, açıklanabilir mi diye sormuş. Tahsin Saitoğlu, İsmail Bey bakınız Sayın İlçe Başkanımıza kimse soru bile sormuyor demiş. Fuat Gündoğan, 3 dönem bir Akçakale ilçe başkanlığı yapan başkanım İbrahim Yıldık, önümüzdeki yerel seçimlerde sizi belediye başkanı adayı olarak görmek istiyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Trigger Hakkı, haksızlıklar karşısında susan bir ilçe başkan olamaz demiş. Trigger Hakkı, memleket her gün hırsızlık ile anılıyor ama ilçe başkanı sessiz demiş. Böyle bir yorumda bulunmuş. Ahmet Aymat, elektrik sorunu hakikaten yılan hikayesine döndü. Hastanelerde doktor eksikliği, Urfa genelinde bahsediyorum demiş. Mahmut Başgök, DEDAŞ milletin anasını ağlatmış. Her gün elektrik yok. Bu AK hükümetin de önce hiç elektrik kesilmiyordu. Başkan bu sorunu zor çözersiniz. Çünkü TEDAŞ satılmış demiş. Evet, mesajları da okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben çünkü 5-6 defa mesaj ama bir iki mesajını da okumak durumundayım. Çünkü diğer arkadaşların mesajlarına haksızlık olmasın, değil mi Sayın Başkanım? Halil Durman, başkana sorar mısın İsmail Bey? Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanı olacak mı? İyi yayınlar dilerim. Az önce zaten gereken cevabı verdiniz. Başka bakalım, böyle yorumlara bakıyoruz. Evet. Mert İsmail Atan boş soru soruyor demiş. Evet, biz de teşekkür ediyoruz kendisine. İsmail Bey, ilçe başkanı, belediye başkanı Cudi Deresi köyü biliyor mudur demiş. Cudi herhalde orada da iyi bilirim. Evet. İyi bilirim. Hatta 4-5 defa ziyaret ettim. Orada çaylarını değiştim. Ben Akçakale'de gezmediğim yer kalmadı, açık söyleyeyim. Eyvallah. Mert İsmail Hasan'ı ezberletmişler ama yanlış ezberletmişler. Arkadaşlar, şunu şöyle yorumlamak istiyorum o Mert arkadaşıma ve bizi izleyenler. Benim programlarımı bilen arkadaşlar çok iyi bilir ki ben dobra dobra bir adamım. Sözümü esirgemem. Benim gazeteciliğimi de tartışacak İnsan yoktur. O yüzden ben de katılıyorum. Eyvallah. İsmail'i ben açık yüreklilikle buradan yazılarını da okuyorum arkadaşlar. İsmail'i yakından tanıyorum. İbrahim Kendi, Akçakale Emniyeti'nin önündeki bariyerlerle çözüm olması lazım. Yoksa oran trafiği hiç bitmez o bariyer. Sayın Başkanım, bu bariyerler çok önemli. Aslında ben onun için bir cevap vereyim size. Evet. Şimdi ilçe emniyet müdürlüğümüze bir arsa tahsis edildi. Evet. Arsanın yerini de söyleyeyim. İlçe jandarmanın bitişiği 12 dönümlük bir yer. Allah'ın izniyle Sayın Milletvekilimiz Ahmet Akay'a da ilettik. Evet. İnşallah İçişleri Bakanlığı'ndan onaylanır. En kısa zamanda da ilçe binamızı, ilçe emniyet ya taşınacak. Taşınacak. Çünkü o bina gerçekten yapılırken, miadını doldurmuş. Bina orada yapılırken hatalı bir şekilde yapılmış. Evet. Emniyet Müdürlüğü de bunun farkında. En kısa zamanda da İnşallah oradan taşınacağını da ben sizlerin huzurunuzda da söyleyeyim. Akçakaleli kardeşlerimiz de orada yolu gönül ferahıyla kullanacaklarının müjdesini de veriyor. İnşallah temennimiz de bu yönde. Vedat Yıldırım, İsmail Bey ve Sayın Başkanım, iyi yayınlar diliyorum demişti. Vedat kardeşimize de teşekkür ediyoruz bu arada. Mesajlarımı da okuyacağız. Trigger Hakkı 4-5 sorunuzu yazınızı, yorumunuzu okudum ama hani diğer arkadaşlara fırsat vermek açısından evet, Yiğitcan, Yalçın Kaya Vekil Akay'a karşı dik duracağına söz versin. Yemin ederim onu destekleyeceğim, açık oy vereceğim diye yorumda bulunmuşlar. Abdurrahman Karatay selamlar demiş. Ali Tabak, Osmaniye'den selamlar İsmail Arslan demiş. Teşekkür ediyorum. Göç İdaresi ne durumda İsmail Bey? Demiş. Göç İdaresi benim göz bebeğim Sayın Başkanım. Göç İdaresi sorusu nerede? Hangi platformda soru gelirse, ki ben de bu işin takipçisiyim. Son olarak size soralım. Şimdi, Göç İdaresi personeli
İsmail Bey, ben daha önce size de evet, konuk oldum. Evet. Söyledim, yine söylüyorum. Biz aslında göç personeline İsmail Bey'le beraber çok emekler verdik kadroya geçişleri için. Evet. Şimdi bazı personeller gerçekten mağdur edildi, il dışına çıkıldı. bu da göç idaresinin bir tasarrufu. Evet. O gün ben şahsen göç genel müdürünü aradım. Bana dedi ki, ben üstüne basa basa, genel müdürüm dedim, sözünü verebilir miyim? Sözünü verebilirsiniz dedi. Affedersin. Benim başkanım su var yan tarafta. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Evet. İki gündür rahatsızım. Evet. Şimdi o konuda son görevlendirme. Dışarıda olan arkadaşlarımız ne zaman gelirse artık görevlendirme bitmiştir. Evet. Son görevlendirme gelecekler. Son görevlendirme. Ve bitecek. Sayın Başkanım, rahatsızsınız. Evet değerli izleyenler. Aslında Başkan dün rahatsızdı. Bir iki gün müsaade eder misiniz dedi. Vallahi dedim Başkanım, biz sizi konuk alacağız. Bunun yayın programını yaptık. Hasta hasta sağ olsun bizi kırmadı. Gelsin. Sayın Başkanım, öksürük serbest. o bizim hatamız, size hasta olarak yayın aldık. Buna binaen de Sayın Başkan, toplu iş sözleşmesiyle ilgili olarak göç idaresi personelinin ciddi sorunlar var. Yani asgari ücret 3400 lira gibi çok az, cüzi bir şey. 3200 gibi bir maaşla çalıştırılıyor. Halen sendika belirlendi. Ama toplu iş sözleşmesiyle ilgili halen herhangi bir adım atılmadı. Aslında evet, sizin demin söylediğiniz gibi sendikalar belirlendi. Evet. Bazı istişareler var sendikalarla, bir de kurumun arasında. Evet. İnşallah zaten siz arkadaşlar döndükten sonra zaten kadroyu da hak ettiler. Evet. Birkaç gün sonra inşallah sizler de bu iş akdini imzalayıp sendikalarla sözleşmeler imzalanacak. Evet. Ve yasal haklarınıza kavuşacaksınız. Demin söylediğim maaş düşük müdür? Gerçekten bugünün şartlarına çok düşük. Evet. İnşallah kısa zamanda da düzelecek ve biz de bu işin takipçisi olacak. Gerekse ben ilçede, evet, gerekse Ankara'da da Sayın Milletvekilimiz Ahmet Akay'a ileteceğiz. Evet. Ahmet Akay'ı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza iletirmek üzere. Bunları görüşecek inşallah. Ben sizin aracılığınızla da söyleyeyim, sözünü de vereyim. Birkaç gün sonra Ankara'ya gidip inşallah milletvekilimiz Ahmet Akay'ı alıp bakanımızın yanına gider. Birebir sorunlarımızı orada İnşallah, anlatırız. Evet. Buradan da göç idaresi personellerine inşallah biz başkanımıza da buradan kamera arkasında da inşallah notlarımızı ileteceğiz. Göç idaresi personellerinin sorunlarını, bunun mücadelesini verdik biliyorsunuz. Sayın Başkanım da bu konuda her konuda bize destek oldu o dönemde. Ben de elimden geldiği kadar göç idaresi personeline sesi olma yolunda devam ettim ve çözüme kavuşturduk. Şükürler olsun ki kim yaptı önemli değil. Benim emeğim de hiç önemli değil. Ama emin olun bir şeyler yapmaya çalıştık. Önemli olan sizlerin mutluluğu diyoruz Sayın bu Başkanım. Bu arada göç idare evet, çalışanlarına söyleyeyim. Evet. İsmail Aslan gerçekten sizin hakkınızı çok savunan. Eyvallah. O dönemde de hiç bu çok baskı yapan, evet. Baskı yaparak bakan beye kadar bile sorununuzu yetiştirdi. Evet. Ben hukufum ona. Eyvallah. Bizim eyvallah. Aracılığımızla. Eyvallah. Ben teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Mutlu bize. Eyvallah. Sayın Başkanım, Ülkem Partisi İbrahim Kendirci, Ülkem Partisi İl Teşkilatı olarak başkanımıza selamlar iletiyoruz demiş. İbrahim Tüm için öncelikle başkanımıza selamlar. Biz gençlere örnek biri olduğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz demiş. Ben bu hususuna değinmek istiyorum. Gençlerimiz 18 yaşı doldurur doldurma turizm otellerine sezonluk çalışmaya gidiyorlar. Bu konuya geleceğiz. İşsizlikle ilgili olarak, o konuyla ilgili olarak sorularımız olacak Başkan Bey'e. Yiğitcan, İsmail Bey, Yalçın Ege ve Ahmet Akay, İbrahim Başkan'a aday olmaması için her türlü engeli koyuyorlar herhalde demiş. Öyle yorumlarda bulunmuşlar. Evet, biz sorularınızı okumaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, ben özellikle bir moderatör olarak şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir programda hiç kimseye prim vermedim. Ne anlamda? Eğer bölgenin kronikleşmiş sorunları varsa olayları şahsileştirmemek gerektiği kanaatindeyim. Evet. Yani çamur at izi kalsın ya da birilerinin ekmeğine yağ sürmek için
olayları şahit ettim. Bana buyurun toplumsal sorunlarla gelin. Burada toplumsal sorunları başkanımıza burada bangır bangır bağırarak soralım. Ama olayları şahsileştirmeden. Hiçbir yayın hayatımda da kimsenin şeyi olmadık. Yani kimsenin bizim kullanmam yardımımız geçti öyle derler ya Sayın Başkanım. Evet. O yüzden de biz bazı arkadaşlar soru soruyor ama onlar öküz altında buzağı arıyor. Biz öküz değiliz, buzağı da burada yok arkadaşlar. Bu yüzden de onlara da böyle cevap vermiş olalım. Ama toplumsal kronikleşmiş gerçekten ciddi anlamda sorunlar varsa buyurun sorun, biz de buradan Sayın Başkanım da yöneltelim. Evet başkanım, size dönelim tekrar. Sorularımız tabii ki var. Biliyorsunuz bir Barış Pınarı operasyonu yapıldı. Akçakale gerçekten stratejik bir öneme sahip. Yani aslında Türkiye'de, hatta dünyada diyebiliriz, Orta Doğu'ya açılan en güvenli bölge ve kapı. A gümrük kapımız var, A sınıfı. Tabii savaş döneminde binlerce mülteciyi ağırladık. O sorunlar var ama ben tabii oralara gitmeyeceğim ama şu anda karşı tarafta güzel şeyler oluyor. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada gerçekten orada mazlum insanlara yardımcı oluyor. Buna binaen şöyle bir soruyu da yöneltmek istiyorum Sayın Başkanım. Bayramlaşma var. Pandemiden dolayı uzun yıllardır insanlar sınır da kapalıydı aslında. İşte el değiştirdi, çeşitli gruplar aldı vesaire. Sınır kapatıldı. Yaklaşık 4 bayram değil mi Sayın Başkanım? Evet. Kimse gidemedi. Ama bu bayram bir ilk olacak. O demek ki karşı tarafta herhalde bir güvenlik şeridi oluşturulabildi. Suriyeli vatandaşlar ne yapması gerekiyor? Onlar da en azından buradan akrabaları olanlar. Vatandaşlar bayramlaşmak için şu anda müracaatlarını sürdürüyorlar. Bu konuyla ilgili olarak neler diyeceksiniz? Şimdi bu konuda ben gerçekten sizin huzurunuza da söylemek istiyorum. Sayın Valimiz Abdullah Erin'e ben şükranlarımı sunuyorum. Eyvallah. Gerçekten kendisi 4 yıldır burada ve özveriyle çalışıyor. Bölgeye çok önem veren bir şahsiyettir. Çünkü orada o insanların bakmakla mükellef olduğumuzu, Türkiye Cumhuriyeti olarak bakmakla mükellefiz. Çünkü o bölge artık bizden sorumlu. Evet. Şimdi benim de hayallerimden biridir bu. Sürekli Sayın Valime arz ediyorum. Kimi evet. insanlar her gün kapımı çalıyor. İşte Suriyeli geliyor bana, başkanım diyor. Ya ben ailemi 7 yıldır görmüyorum. İşte abim orada, annem orada. Şimdi bu bayramda Şanlıurfa Valiliği'nin düzenlemiş olduğu bu bayramlaşma izni gerçekten Türkiye'de bir ilk. Çünkü Cerablus kapısı var, Afrin kapısı var. Evet. Orada öyle bir çalışma yok. Sadece bizim burada. Aslında burada Suriyeli kardeşlerimiz valilik tarafından da ben bilgilendirildim sabah. Kimi mağdur edilmiş, belli bir ücret almış, 100 lira falan bir ücret. Evet. Çünkü valilik bir link hazırlattı. O linkin üzerinde randevu alıyorsunuz, randevu oluşturuluyor. O randevuya istinaden Akçakale sınır kapısına gidiyorsun. Akçakale Kaymakamlığı'nın koordinesinde koordineli bir şekilde geçiyorsun. Orada bir hafta kalmak şartıyla sadece... Bilmem dilimizi anlarlar mı, artık anlıyorlar dilimizi Suriyeli mutlaka kardeşlerimiz. Olan olur Sayın Başkan. İzinlere riayet etsinler. Örneğin valilik onlara 15 günlük izin vermişse 20 gün kalmasınlar. 20 gün kaldığı zaman, çünkü burada kimliği kalıyor. O zaman gönüllü esas olarak oraya gitmiş gibi gözükür ve geri dönüş olmaz. Yani bu şey yapmasınlar, delmesinler şeyi. Delmesinler, riayet etsinler. İzinlerine riayet etsinler. Bölgede de orada Talabiyat bölgesini de belki bilmiyorum sizinle beraber kaç defa çok gittik. İlk gittiğimizde işler acısıydı PYD'nin elindeyken. Gerçekten orası işler acısıydı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti gerçekten orada ciddi yatırımları var. Evet. Gerekse yer altı, yer üstü çalışmaları var. Orada yeni yeni binalar yapılmaya başladı. Fabrika temelleri atılmaya başlandı. Hatta o gün Sayın Valimizle oturduk, istişaresini yaptık. Şu an o bölge tarım bölgesi. Orada petrol yok, bir şey yok. Sadece tarım var. Sayın Valimiz Abdullah Erin'le oturduk, bir istişare yaptık. Oradaki insanlara modern tanıtım, modern tarımı getirtmeye çalışıyoruz. Çünkü orada düşünün İsmail Bey, mısır, pamuk daha elle ekiliyor. Evet, evet, evet. Modern cihazlar yok Sayın Başkanım. Yok hiçbir şey. Evet. Örneğin bizim burada havalı mibzerler var. Tarlaya girir, 1000 metrelik bir tarlayı boydan boya
2-3 saatte 50 dönümü bitiriyor. Evet. Orada 50 dönümü 10 günde bitiremiyorsun. Evet. Sayın Valimizle bu istişareyi yaptık. Allah'ın izniyle orada da modern tarımı getireceğiz. Ve orada o insanlar da para kazanacak. İnşallah da eskisinden kat kat iyi olacaklar. Evet. Ben az önce biri bir yorumda demiş ki AK Parti'nin ömrü az kalmış. Evet. Şimdi ben kendisine yorumuna saygı duyuyorum. Bir siyasetçi yapılan saygısızca yapılan yorumları saygı duymam ama saygılı şekilde yapılırsa ben de saygı duyarım. Ben de yorumuna saygı duyarım diyebilir. Ama AK Parti olarak biz iktidara geldiğimiz günden beri ben 50 yaşındayım, 49 yaşındayım. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Evet. Geçmiş dönemdeki hükümetleri hatırlıyorum. Ya kimi doğum yapar çocuğunu hastaneden alamaz. İlla para vermek zorundasın ya da orada belki gençlerimiz bilmez. Z kuşağı evet. dediğimiz senet vardı. Senet imzalıyorsun. Ondan sonra çocuğunu çıkarıyorsun ya da hastanı. Ondan sonra akabinde de seni icraya veriyorlar. Evet. İkincisinde eskiden kırsal mahallelerimizde eskiden köydü. Bir köyde bir araba bulursun ya da bulamazsın. Evet. Halk diliyle tabir ettiğimiz köy postası diye. Köy evet. postası vardı. Saat gece 3'te gelir. Evet. Koyunlarla beraber binersin. Arka kasaya binersin. Evet. Tık 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 güneşliğe çıkar çıkmaz Urfa'dasın. O zorluklarla Urfa'ya geliyorsun. Oysa ki şu anki durumumuz, refah seviyemiz yüksek. Her kişide araba var. Her kişide ev var. Ha, vatandaş bununla yetiniyor mu? Tabii ki yetinmeyecek. Daha da isteyecek. İsteme hakkı var mı? Tabii ki var. Biz de AK Parti olarak bunu vatandaşlarımıza sağlamak zorundayız. Refah seviyesini bir mi çıkardık? İkiye çıkarmaya çalışırız. Üç mü? Üç çıkarmaya çalışırız. Onların hakkıdır. Ama arkadaşımız demiş ki miadı doldu. Evet. Cumhurbaşkanımız gerçekten özveriyle çalışan, ömrünü bu ülkeye adayan birisi olarak bu ülkeyi 10 yıl değil, 20 yıl değil, 100 yıl öne götüren bir cumhurbaşkanı gerçekten. Keşke evet. onlar 90'lı, 2000'li yılları hatırlasalardı bu yorumu yapmazdı. Evet. Ve inşallah bu pandemiyi atlatır. Bu ekonomik krizi de uluslararası'nın yaratmış olduğu ekonomik krizi de aşacağız Allah'ın izniyle. Evet. İnşallah iyi günler bizi bekliyor. Evet. Bu pandemi yavaş yavaş bertaraf oluyor. Zaten bugün Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu şu an 53-54 milyon aşıya ulaşmış oluruz. İnşallah evet. başarılı kazanmış oluruz ve bu hastalığı atlatmış oluruz. Evet. İşsizlikte ekonomi sıkıntıları da gidermiş evet. oluruz. Bu evet. pandemiden dolayı sadece Türkiye sıkıntıda değil, tüm Avrupa sıkıntıda. Geçen programda da söyledim. Benim öz yeğenim Almanya'da bir salatalığı 1 euroya alıyor. Bir domatesi 3 euroya alıyor. Evet. Keşke bu insanlar gidip Avrupa'yı görseler, gelip vallahi bu hükümeti der ki benim başımın tacı yapacak. Evet. Cumhurbaşkanımız elinden geleni yapıyor. Eyvah. Biz de yapmaya çalışıyoruz. Evet. Başarılar diliyoruz Sayın Başkanım. Tabii ki siyasi anlamda tabii eleştirilere açık bir insan olduğunuz için ben bütün soruları burada okuyorum. Çünkü tarafsız olduğumuzu, ilkeli olduğumuzu bir kez daha buradan vurgulamak adına ama işte az önce de şunu söylüyorum Sayın Başkanım. Yani burada gelen sorular eğer gerçekten toplumsal sorunların çözümü noktasındaysa hep birlikte bu taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Tabii. Ama sırf birilerini kötülemek, birilerini karalamak, Murat İzi Kasım mantığıyla küçük hesaplar peşine düşüp buradan işte programımızı farklı sorularla sabote etmeye çalışanlara da biz buradan konuğumuza ve ajansımıza saygısızlık yapmasına da asla izin vermeyeceğiz. Bu arada yorum yapan arkadaşlar, bazı arkadaşlar var yorum yapıyorlar ama lütfen fake hesaplarla yapmayın. Yüreğiniz varsa kendi adınızla yapın. Kendi efendime söyleyeyim isminizle yapın. Tabii, tabii. Bir de burada sorularınızı okuyalım evet. sayın. Adamı evet. açmış bir fake buradan sallıyor. Öyle yok. Öyle 3 kuruşa 5 köfte Göbekli Tepe ajansında yok. Öyle fake hesapla açıp burada adam siyasetçiyi sıkıştıracaksınız. Böyle bir şey yok. Adınızla yazacaksınız. Biz de adam gibi adınızla okuyacağız. Biz de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Neden böyle bir açıklama yapıyorum? Çünkü İsmiyle yazan arkadaşlara saygısızlık olmaması adına. Çünkü adam ismiyle yazıyor, saygısızlık olmasın diye. Adam fake'le yazıyor. Ben ikisini bir tutamam. O yüzden arkadaşlar
Gerçek ismini de yazın. Başımız üzerinde yeriniz var. Evet Sayın Başkan, bölgeye döneceğiz. Tabii geçtiğimiz günlerde malum biliyorsunuz bir kız çocuğumuz çıktı televizyonlarda, sosyal medyada. Merve Akpınar kızımız. Hani bu kızımız bir sporcu kızımız da gündeme düştü. Türkiye gündemine düştü. İşte ben kız çocuğu olduğum için feodal yapı, aile baskısı, işte sen şu tişörtü giyemezsin, işte vücudun böyle vesaire gibi biraz dert yandı. Evet. Şimdi, bu kız çocuğumuz için neler söyleyecektiniz? Yani şimdi, teşvik olması açısından kız çocuklarımız spora yönlendirilmeli mi? Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi İsmail Bey, maalesef diyorum, maalesef bölgemizde bu vardı. Evet. Örneğin ben hatırlıyorum, ilkokuldayım. Öğretmenimiz yeni gelmiş, bizimle evet. tanışıyor. Birisini kaldırdı, dedi ki kaç kardeşsiniz? Dedi 5 kardeşiz. Ya dedi niye bu kadar azsınız? Dedi ki sadece erkekleri saydın oğlum, dedi kızları niye saymıyorsun, dedi bizde kızlar sayılmaz. Evet. Öyle bir yapı vardı. Evet. Bu yapıyı aslında kırmamız gerekiyor. Kırmamız lazım. Hafızınız olmuş, erkek çocuğunuz olmuş, bunun hiçbir önemi yok. Aslında onlar ikisi de senin çocukların. Ben nasıl erkek çocuğuma nasıl önem veriyorsam kız çocuğuma da önem vermem lazım. Ne kadar bu toplumu eğitirseniz o kadar eğitim seviyemiz yüksek olur. Neymiş kız çocuğu ya işte okumasın, okusa ne olacak, yarın evlenip öyle düşünceye evet. girmememiz lazım. Kız okuyorsa sonuna kadar okutacaksınız. Evet. Yani ben de bunu destekliyorum. Bölgede kızların okumasını istiyorum. Çünkü niye, ben bir örnek daha vereceğim. Benim hanımım evet. ilkokul mezunu. Benim çocuklarım ilkokula kadar karnelere baktığım zaman hepsi pek iyi ya da işte 5 üzerinden bütün notlar 5. Ortaokula geçtiği zaman ya da liseye geçtiği zaman tökezlemeye başlıyor. Niye? Çünkü anne her gece oturur o çocukları orada derslerini verir. Ama ortaokula geçtiği zaman annenin seviyesini aştığı zaman anne de o konuları bilmediği için çocukları okutamıyor. Bizim burada bölgede erkekler çocuklarla fazla ilgilenmez. İşleri yoğunluğundan evet. dolayı artık ne diyeyim. Burada Merve kardeşimiz gerçekten ben de seyrettim, üzüldüm. Evet. Aslında biz bunları sadece sporda değil bütün aktivitelerde, spor dallarında gerekse eğitimde bütün kız çocuklarını desteklememiz Eyvallah, lazım. Eyvallah. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Lazım. Özellikle bir de Göbekli Tepe Ajansı olarak da kız çocuklarının okutulması noktasında özellikle gündem olduğu için aslında bunu gündeme getirdim. Çünkü Merve gibi binlerce bölgede kızımız var. Başarılı kızlarımız var. Evet, onların ailelerinin en azından teşvik etmesi gerekiyor. Sporcu olabilir, her alanda kızlarımızı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki. Evet Sayın Başkanım, tabii önemli bir konuya daha gideceğiz. Mayınlı Tahın sınır bölgesi Akçakale biliyorsunuz. Bir dönem mayınlı arazilerinin temizlenip halka verilmesi gündemdeydi. Bu mayınlı arazine temizlenmesi tekrar herhalde bir gündeme geldi. Şu anda gündemde. Bu konuyla ilgili olarak neler söyleyeceğim? Mayınlı araziler temizlenen. Kim bilir belki de sınırlar kalkacak. Tellebiyarlar birleşecek mi Sayın Başkanım? Yani şöyle bu sorumuza ben şimdi Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. Eyvallah. Şimdi biz Tellebiyat birleşecek mi? Kesinlikle. Biz orada sadece mağdur olmuş, mazlum olmuş Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Evet. Cumhurbaşkanımızın gayesi bu yönde. Ama sınırda mayınlı arazi gerçekten bu önemli bir konu. Ciddi bir arazi. Aslında orada bizim hükümetimizin bir çalışması var. Biraz maliyetli olduğu için, mayınları temizlemek için maliyetli. Çünkü bizim için insanın canı çok kıymetlidir. Allah muhafaza yarın orayı açarsanız bir çiftçimiz orada işte çalışmak amacıyla mayınlı araziye girir, bir bomba patlarsa evet. biz çok üzülürüz. O yüzden bizim için insanlar çok önemlidir. Evet. Ama şöyle bir proje var, bunu da bilmenizi istiyorum. Şayet oralar tarıma açılırsa hükümetimizin orada organik tarım yapılması hususunda evet. bir çalışması var. İlk önce tabii ki mayınların temizlenmesi. Bu evet. biraz bir zaman alacak. İnşallah kısa zamanda o araziler temizlenir. Demin söylediniz. Evet. Aslında
sınırlar açılmayacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak orada bir duvar çizildi ve betondan bir duvar örüldü. Artık o duvara kadar tarım yapabilirsiniz. Karşıya geçmek ya da karşıdan ticaret gelmek, yapılabilecek yani belki. Yani, orada ya sınır ihlali yapmak evet. Artık zorlaştığı için evet. Artık o araziler aslında açılması lazım. Biz de bunun takipçisi olacağız. Bir an önce açılmasını isteyeceğiz. Gerçekten de bu araziler elzemdir bölge evet. için. Bir an önce açılması ve açılacak ben onu evet. sesim. İnşallah temennimiz de bu yönde. Sayın Başkanım tabii ara ara yorumlara gideceğiz. İlyas Coşkun kardeşim sabahtan beri yazıyor. Ben İlyas Coşkun kardeşimin de yorumunu okuyacağım. Diyor ki bölgede bir tefecilik var diyor. Millet insanlar tefecilerin eline düşmüş. Ya ne yapalım diyor. Yani o sorunu da gündeme getiren. Sadece Akçakale'de değil aslında Çanlıurfa'da da bir dönem birçok operasyonlar gerçekleştirildi ama bölgede maalesef acı gerçeğimiz ama tefeciler var Sayın Başkanım. Bunlarla ilgili yasalına neler yapılabilir? Şey istiyorlar, bilgi istiyorlar arkadaşlar şimdi bu konuda. Gerçekten tefecilik Cumhurbaşkanımızın da faize karşı daima karşı durduğu bir söylemleri var. Şimdi tefecilik ayrı bir konu. Gerçekten tefe bir eve girdiği zaman o evin dağılması demektir. Evet. Vatandaşlarımız ben sizler huzurunda zor kalmadığı sürece bu insanların eline düşmeyin. Bu insanlar sizi zorluyorsa emniyet gücümüz var, jandarması var, gidip şikayet etsinler. Belki mafyacılık yapmaya çalışırlar, sizi tehdit ederler. En büyük mafya arkadaşlar devlettir. Eyvah. En büyük aşiret devlettir. En büyük sopası olan devlettir. Gidin devlete şikayetlerinizi yapın. Bu tefecilere mahal vermeyin. Evet. Biz de size elimizden geldiği kadar da yardımcı oluruz o konuda. Ben bunun da Sayın Başkanım şöyle bir gelsin yanıma. Ben tefecilerin karşısında durdum. Şöyle bir açıklık da getirelim Sayın Başkanım. Bu tabii yanlış anlaşılmaları başkan onu ifade etti de. Hani birileri zaten bazen konuşmalardan böyle cımbızlıyor. Sizin ifade etmedi istediğiniz şey şu. Zalimlere karşı işte bu tür insanlara karşı devlet yeri gelir mafyadır. Yeri gelir efendim en büyük güç o anlamda. Yani devlet yok. Evet. İşte diyorum ya bazı tefeciler duyuyorum. Evet. İşte gelip adam kaldırıyor. Zalimlere işte, karşı işte, diyelim. İşte özür dilerim. Zalimlere yani, karşı. Evet. Gelip adamı kaldırıyor işte ben evet. seni öldürürüm. Ya ben mafyayım. İşte mafya kimsin sen? Sen bir bireysin ya. En büyük işte diyorum ya en güçlü olan devlettir. Evet. Herkes yani eyvallah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne inansın, güvensin, gitsin şikayetini yapsın. Söke söke Türkiye Cumhuriyeti hakkınızı alır arkadaşlar. Eyvallah. Yani biz buradaki düzeltmemdeki gaye programlarımızda bazen yanlış vatandaşlarımız veya da bazı insanlar böyle bu tür cümleleri cımbızlayıp da işte farklı lanse edilebiliyor. Sonra maalesef, diyor, maalesef. Bize güvenip programımıza gelen değerli siyasetçilerimiz de bu sefer üzülüyorlar. O yüzden bizi kırmadınız. Ta 50 kilometreden buraya kadar geldiğiniz sizi konuk aldı Sayın Başkanım. Tabii sorularımıza devam edeceğiz. Suruç sulama hatlarında ciddi sulama sorunu var Sayın Başkanım biliyorsunuz. Bu konuda çalışma var mı? Takip ediyor musunuz? Suruç sulama kanalıyla ilgili. Ben açık ve net söyleyeyim. Kimse de beni yanlış anlamasın. Akçakaleli kardeşlerim de yanlış anlamasın. Yani Suruç'taki şimdi, soru şu anlamda şöyle, soruyorum. Şimdi evet. diyecekler ki Akçakale ama niye Suruç? Niye Suruç? Suruç'ta sorunsuz sorunu çözülünce Akçakale'de de çözülecek. Şimdi, Suruç evet. Demin az önce de söyledim. Evet. Topçu Gündaş Suruç Sulama Birliği evet. 560 bin dönümlük bir sulamaya açıldı 2015 evet. yılında. Evet. Bunun 280 bini Suruç'ta evet. 220 bini de Akçakale'de. İşte bunu bilmiyor ha, insanlar. Akçakale'de evet. Benim bölgem olduğu için evet. sadece benim akrabalarımın 27 köyü var. Ve Öncel ailesi olarak benim kirvelerim onların evet. da 13-14 köyleri orada mevcut. Çünkü o yüzden dedim Akçakaliler beni yanlış anlamasın. Evet. Benim akrabalarım ya da yakınlarım olduğu için değil ben diğer birliklerle de ilgim var, ilgileniyorum. Evet. Suruç'la ilgili İsmail Bey sürekli Suruç Sulama Birlik Başkanı ile istişare halindeyiz. Evet. Çiftçilerimizin sorunları olduğu zaman yanıma gelip biz de
iletiyoruz. Dün itibariyle bizim 20 hat diye tabir ettiğimiz yeraltı kanalı patlamıştı. Dünden beri başkanla beraber istişare içerisindeyiz. Sağ olsun çalışanlar gece gündüz daha 24 saattir yatmıyorlar. Şu an bitirdiler. Yaklaşık 2-3 saat sonra 20 kanala su verilecek. İnşallah biz de bunun buradan müjdetini vermiş olalım. Sadece sizin aracınızla şunu söylemek istiyorum. Gerekse Suruç çiftçilerimiz, gerekse Akçıkaleli çiftçilerimiz. Sayın çiftçilerim, sizlerden istirhamım. Siz kanala müdahale etmeyin. Kanalın vanalarına müdahale etmeyin. Oranın çalışanları var. Oranın suyu ayarlayan teknisyenleri var. O ayarlamaları siz teknisyenlere bırakın. Onlar suyu size getirmekle mükelleftir. Siz bilinçsiz bir şekilde gidip bilmediğiniz, belki siz dersiniz ki biz biliyoruz, fazla kıstığınız zaman kanal şişiyor ve patlamak zorunda kalıyor. Bu sefer 2-3 gün pamuğunuza su gelmedi mi ürün korumak zorunda kalıyor. Lütfen ama lütfen ben Göbekli Tepe Ajansı aracılığıyla size sesleniyorum. Eyvallah. O vanalarla oynamayın. Bırakın işin ehli yapsın, teknisyenleri yapsın. Bunun Sulama Birlik Başkanı var, o ilgilensin. Evet. Eyvallah Sayın Başkanım. Tabii zaman zaman sorular geliyor. Bizler de soruları okumaya çalışıyoruz. Sayın Başkanım, tabii ki bölgede ciddi anlamda bir sulama ile ilgili özellikle çiftçilerin sorunları var. Ve bu sorunların çözümü noktasında da siz de zaman zaman bir çiftçi olarak onları daha iyi anlıyor ve sorunların çözümü noktasında onlara öncülük ediyorsunuz. Evet. Ben size özellikle enerji ve sulama noktasında, tarım alanda en ön sıralarda görüyorum. Koşturuyorsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bu arada da şunu da hatırlatayım, ben onu unuttum sulama derken. Evet. Burada bizim 16 bin yani 160 bin dönüm pekmezli bölgemiz daha önce kanal yapılmıştı ama maalesef su oraya yetişmemişti. Geçen hafta Sayın Milletvekilimiz Ahmet Akay sağ olsun sosyal hesabında da paylaştı. İkinci kısım ihalesi yapıldı ve en kısa zamanda firma gelip o bölgede çalışmalarına başlayacak ve Mardin ana kanalından pekmezli bölgesine suyu verecek. O 160 bin dönüm tamamı sulanacak ve oradaki çiftçilerimiz enerjiden de kurtulmuş olacak. Bu da 1,5 sene içerisinde bitirilecek. Biz AK Parti hükümeti olarak gayemiz GAP'ı bitirmek. GAP'ı bitirmek bölge olarak değil, GAP sulamasını bitirmek. Evet. Şu an Mardin ana kanalı Kızıltepe'de. Evet. Ceylanpınar'da ve Pekmezli bölgesi diye tabir ettiğimiz 160 bin dönüm kalmıştı. Onu da proje kapsamında sağ olsun milletvekillerimiz Ahmet Akay'ın özveri çalışmalarıyla orası da alındı. İnşallah en kısa zamanda da ilgili firma gelip çalışmalarını başlayacak ve vatandaşımız da orayı görecek. Eyvallah. Evet Sayın Başkanım, tabii ki 2002'den beri iktidarın 8 yıllık bir siyasi hayatınız var. Uzun yıllar kurucu üyelikte yaptınız ama özellikle son dönemlerde vatandaşlar da bu konuda merak ediyor. Elektriğe %15 zam yapıldı. Efendime söyleyeyim, doğalgaza vesaire. Vatandaş bu pandemi sürecinde bu zam zamansız yapılmadı mı Sayın Başkanım? Yani vatandaş adına da yorumlarda da var bu zaten. Şimdi, bu zamlarla ilgili olarak vatandaş muzdarip. Çünkü diyor ki pandemi dönemindeydik, esnaftık. İşte efendim işletmeciydik. Bunlar yaklaşık 2 yıldır kapanıp açılıyor. Yani 2 yıldır daha doğrusu kazanamadık. Ve diyor onun üstüne diyor şimdi işte yavaş yavaş iş yerlerimiz açılmaya başladı. Bu zamlarla karşılaştık. Şimdi bunlarla ilgili Sayın Başkan vatandaşlarımıza neler söyleyecektir? Şimdi bu zamlarla ilgili tabii gönül isterdi ki bu zamların olmaması. Bu pandemiden dolayı sadece az önce de size söyledim. Sadece Türkiye bazlı bir şey değil bu problem. Bu dünya bazlıdır. Düşünün şu kalemden 10 tane alacaksınız ama piyasada bir tane var. Evet. Ne olur ister istemez üretim olmadığından dolayı bunun kıymetinin artması demektir. Evet. Bu yüzden bu pandemiden dolayı, ihtiyaçtan dolayı, üretimden dolayı bu zamlar yapılmaya başlandı. Evet. Tabii ki ben gönlüm isterdi ki Türkiye'de nasibini aldı bu zamlar. Tabii, tabii. Türkiye nasibini aldı. O da iyi bir şekilde aldı. Evet. Tabii az önce de söyledim. Uluslararası güçlerin
dolara müdahale etmesi, doları yükseltmesi, bu aslında Türkiye ve AK Parti'ye çekilen bir operasyon. Evet. Allah'ın izniyle biz bunun altından çıkacağız. İnşallah daha da güzel, eskisi gibi refah seviyesi daha yüksek bir Türkiye düşünüyoruz. Bu da Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde. İnşallah 2023'e varmadan vatandaşımız bunu hissedecek, bunu görecektir. Evet. Ben size açık ve net söylüyorum. Eyvallah. Sayın Başkanım, tabii son olarak yine Akçakale'ye döneceğiz. Akçakale, işte Sayın Ahmet Akay milletvekili, ilçe belediye başkanı Sayın Mehmet Yalçıkaya, teşkilat olarak da hepiniz iktidardasınız. Akçakale'de neler yapıyorsunuz? Yani eksik gördüğünüz çalışmalar, Akçakale Belediyesi'ni daha doğrusu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İsmail Bey, bu sorunuz aslında sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Mehmet Yalçınkaya belediye başkanı seçildikten sonra Akçakale'de iyi bir algı yapmaya başladılar. Şimdi bir laf var, iyi de öldür, hakkını yeme. Şimdi Mehmet Yalçınkaya yaptı mı yapmadı mı onu sorgulamak lazım. Şimdi adam iyi yapıyor. Kimi demin dediğiniz fake hesaplarda maalesef, evet, maalesef diyorum, çıksın adam gibi eleştirsin ama kendi hesabından eleştir. Fake hesabı açıyor, yok bunu çalmış, yok bunu almış, yok bunu kırmış, yok bu, evet, hizmeti yapmış. Gel sana ispatlayayım senin yaptıklarını, senin söylediklerini. Ya bir hale yapılır, alırlar bir hale dokümanını. İşte bakın bu. Bu Türkiye genelinde sadece AK Parti'de bu haleler yapılmıyor. CHP belediyelerinde, MHP belediyelerinde, İYİ Parti belediyelerinde, tüm belediyelerde bu haleler yapılıyor. Evet. Niçin yapılıyor? Bu insanlara hizmet getirmek için yapılıyor. Zaten müfettiş de gelmişti. Müfettiş geldi, bir dönem Sayın Başkanım. Müfettiş geldi, evet, raporunu tuttu, inceledi. Evrakta, yani ihalede hiçbir şeyin olmadığı, sadece bir abartı, sadece bizim seçilmiş belediye başkanımızı yıpratmak, ilçe teşkilatımızı yıpratmak, sayın milletvekilimizi yıpratmak babında, bunların gayesi bu yönde. Akçakale'de gidin, değişimler başlamış. Mesire alanı bilmem gittiniz gördünüz mü? Evet, İlk gün görün. Evet. Bu Bolatlar'da büyük bir mesire alanı yapılıyor. O gün sözleşmesi bitti. TOKİ tarafından yapılacak, tabii Akçakale Belediyesi ile iştiraklı ve Büyükşehir Belediyesi ile. Yarın orası bir bitsin. İnan edin, Şanlıurfa demeyeyim de Güneydoğu'da böyle bir park bulamazsınız. Evet. Akçakale gibi yerde. Semt pazarları, şimdiye kadar Akçakale bu isme çok yabancı. Semt pazarı. Tarihinde Sayın Başkanım, ben 41 yaşındayım. Akçakale'de doğdum, büyüdüm. Sonra kısmet oldu. Şanlıurfa'ya bir aydır gelmişim ama tabii uzaktan takip ediyorum. Ben Semt Pazarı ismine çok yabancıydım. Akçakale'de bakıyorum, böyle işte belli noktalarda Akçakale Belediyesi Semt Pazarları kuruyor. Aslında bu da bir hizmet vatandaşa, yani orada istihdam anlamında da en azından orada çalışan insanlar gidip orada tezgahını kuruyor. İşte bu semt pazarlarının, evet, açılması, biz yer tahsisi için şu an yeri arıyoruz, otogarı yapıyoruz. Mezbahanemizin yeri tahsis edildi. Onun, evet, temelini atıyoruz. Ya Akçakale'de bir sürü iş, yani bir 10 yıl sonra aslında dönüp baktığımızda farklı bir Akçakale göreceğiz. Aynen, ama insanlar yani, İnsanlar nedir? İşte Mehmet Yalçınkaya'nın özveri çalışmasını yıpratayım, adam biraz çöksün, çalışmasın, yapmasın. Evet. Bunun gayesi için. Psikolojik baskı. Psikolojik baskı, aynı dediğiniz gibi. Evet. Yazık yani. Evet. Şimdi ben az önce de söyledim. Ya iyi de öldür ama hakkını yeme. İş yapmışsa de ki arkadaş, ya bu işi yapmış. İnsanların eksiği olabilir Sayın Başkanım. Yani. Bu işi, evet, yapmamış. Arkadaş sen bu işi niye yapmıyorsun? Ama tutmuşsun, yok bu ihaleyi yapmış, yok bunu, evet, çalmış, yok. Ya böyle somut küçük hesaplar peşinde olmak, girmeyin. İnsanları zan altına koymayın, yazık yani. Evet. Yani devletin kontrol mekanizmaları var zaten. İhaleler orada, dosyalar orada. Orada zaman zaman Sayın Yalçınkaya ile de sohbet ediyorum. Diyor ki buyurun gelin. Kağıtlar burada, ben size vereyim kağıtları diyor. Ben geçen gün de kendisiyle görüştüm. İhaleler burada, yapılan işler burada. Bunun dayanıştayı var, sayıştayı var, efendime söyleyeyim müfettişi var, ihale komisyonları var, her şey ortada ya diyor. İsmail Bey, o gün ben yani, bu algılar üzerine bir ihale yapıldı, gittim ben oturdum seyrediyorum ihale nasıl yapılıyor. Benim işim değil aslında. Evet. Gittim böyle bu fake hesaplarla yazıldı. Gittim bir baktım, herkes açık bir şekilde kameralar çekiyor.
Yani şeffaf bir şekilde yapıldığını gördüm. Yani gizli bir şey yapılmıyor ki orada. Evet. İşte bu masanın altından alın ben size bunu veriyorum. Evet, kimin malını kime veriyorsunuz? İşte kulaktan duyma sözlerden. Yanlış şeyler. Sadece belediye başkanımızı karalamak, kötülemek işte. Evet. Yani destekliyorsunuz Sayın Başkan'ı bu konuda. Tabii eksiklikler var. Tabii ki her insanın bir eksiği var yani. Yok değil. Her bir insanın eksiği var. Tabii bu eksikleri tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Gerekse benim ona söylemem, gerekse kendisinin görmesi, vatandaşın iletmesi bu eksikleri tamamlayacağız. O gün ben sosyal medyada bir şey gördüm. Şimdi çok talep geliyor. Bu zaten bugün genel kurulda kabul edildi hayvan hakları. Evet. Toplama ekibi hayvanlarımızı topluyor. İşte bazı muhalif sitelerde işte bakın eziyet bilmem ne orada işte köpeği uzaktan yakalıyor çekerek nasıl yani pişi gel köpek bin kendinden biner yani, bilmez yani. Yani onun sonuçta, bir şeyi var sonuçta hayvandır başkanım. Yani. Evet, evet. Şimdi o hayvanı tutacaksın. Yani yapsanız bir türlü yapmadan bir türlü. Yani eyvallah. Tutmuşlar yok hayvana eziyet. Biz kesinlikle hayvana eziyet etmiyoruz. Evet. Biz AK Parti olarak dün zaten genel kuruldan geçti. Hayvanların hakları korumaya çalışıyoruz. Evet. Biz aslında toplum olarak hayvanları seven, hayvanlarla iç içe ben öyle diyeyim. Eyvallah. Çünkü geçmiş hayvanları sevmeyen bir toplumda zaten yaşanmaz Sayın Başkanım. Biz bizim eyvallah. Bizim aslında geçmişimiz eskiden sulu tarımda değildik. Hayvancılık yapıyorduk. İnan evet. edin bizim bir evimiz vardı. Evet. Hayvanlarımızın avlusu yataklarımızın yanındaydı. Evet. Onlar da oynar, onlarla yani. Eğlenir. Bir kuzusu olur, evet. bir oyuncağımız gibi kucağımıza alır, evet. indirir, öperiz. Yani hayvanlara öyle bir sevgimiz evet. var yani. Yok tutmuşlar, yok köpeği niye böyle sürüklüyorsun? Evet. Sürüklemiyor ki, normal prosedürü uyguluyor, tasmayla yakalamış, işte araca yüklemek için. Aslında başkanım o yorum yapan arkadaşı getirecektin. Tamam mı? Al arkadaşım al işte evet. bu hayvanı al bu arabaya bindir. Evet ben görmedim öyle bir yorum ama ben de valla ben olsam Sayın Başkan yerinde o yorum yazan arkadaşı alırım belediye gel sen asgari ücretle de çalıştırıyorum sen için gücün bu hayvanları yakala bakayım nasıl yakalayacak. Yani hediyeseyiz sonuçta yakalarken mutlaka belki canı acıyor olabilir hani en asgari nasıl yakalanabilir? Tabii ki. Yani o hayvanı da elbette etmemek lazım yani. Yani o arkadaş gelsin bakalım yakalasın nasıl yakalasın hani falan filan böyle. Belki de o arkadaş da haklıdır. Eyvallah. Böyle bir espri olsun. Sayın Başkanım yavaş yavaş da artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. Yavaş yavaş da artık konumuzu toparlayalım. Gerekli cevaplar da mutlaka buradan alan arkadaşlar oldu. Çünkü özellikle yorumlarda ben özellikle bu konuya girdim. İşte sosyal medyada işte yolsuzluklar var, şu var, bu var gibi. Siz de bunlara gerekli açıklamalar getirdiniz. İnşallah en kısa sürede Sayın Başkan Yalçın Kaya'yı da buraya konuk alıp aynı soruları ona da yönelteceğim. Sayın Başkan da belgelerle geleceğim dedi. Sayın Başkanımızı da programımıza inşallah en kısa sürede yayınımıza alacağız. Kronikleşmiş sorunlar varsa toplumun gerçekten biz Göbekli Tepe Ajansı olarak gerçekten bölgede bir sorun varsa biz bunları yapıcı bir şekilde eleştirerek çözüme kavuşması için yetkililere sor. Ama bazıları az önce dediğiniz gibi fake hesaplardan art niyet arıyor Sayın Başkanım. Yani evet. Şimdi mesela bir soru var. Adam yazmış. Balıklı Gölü ne zaman getirecekler? Şimdi ben başkana ne sorayım? Sayın Başkanım Balıklı Gölü ne zaman getirecektiniz? Hani gönlünü rahat etti. Ben onunla ilgili. Evet. Balıklı Gölü ne zaman getirecektiniz? Yani böyle bir soru var. Onunla ilgili ben cevabını vereyim. Balıklı Gölü demeyeyim de dün grup meclis toplantımızı yaptık. Gündemlerden biri de Ayın Zalha projesini onayladık. Meclisten geçti. Sizin çocukluk döneminizde hatırlarsınız, hatırlamazsınız bilmem. Az çok ben hatırlıyorum. Akçakale'nin batısında bizim büyük bir göletimiz evet, var. Göl, sonra evet. bu mayına arazi az önce dediğin gibi bunlar yapılırken askeriye gelip taştı. Orayı döktü kapandı. O göz açılırsa aslında başkan. Biz Akçakale Belediyesi dün grubumuzda bunu geçirdik. Evet. Meclisten geçirdik. İnşallah en kısa zamanda gölümüz geliyor. Bu projeyi hayata geçirip o gölü tekrardan açmak, o gölün etrafını ağaçlandırmak, yarın öbür gün inşallah meclis kararı çıktı bu konuyla ilgili. Tabii bu konuyla ilgili meclis kararı Ayın Zalha.
Aynı Delha. Aynı Zeyra. Evet, evet. Gölü evet. Projesi diye. Eyvallah. Balıklı Göl'de geldi. Aynı Zeyra. Sayın Başkanım, gölü siz yapın, balığı da onlar getirtin artık. Onlar getirsin. Eyvallah. Evet Sayın Başkanım, artık yavaş yavaş toparlayacağız. Buradan son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak cümlelerinizi alalım, sonra programı birlikte kapatalım. Ben az önce de program başlamadan önce sizlere teşekkür mahiyetinde Göbekli Tepe'ye evet. teşekkür etmiştim. Ben tekrar Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Reşit Öncel kardeşime Eyvallah. Teşekkür ediyorum. O bizim ediyorum. Organizatörümüz olmadı evet. hiçbir şey olmadı. Bir de ekran önündeydi ama buradan sayın koordinatörümüz Sayın Reşit Öncel'e de kucak dolusu sevgiler gönderelim. Çünkü ortamı hazırlayan görüşmeler gerçekleşen o biz sadece vitrinin ön tarafındayız. Evet, Allah razı olsun sizden. Gündeme dair olan konuları ele aldık. Bazı konuları da unuttuk. Az önce sizin de söylediğiniz gibi bizim bir eksiklerimiz var mı? Tabii ki var. Bu eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Kimini biz bariz bir gözle görüyoruz, tamamlamaya çalışıyoruz. Görmediklerimizi vatandaş bizi evet. uyararak ya da bize söyleyerek biz de notlarımızı alıyoruz. Bu eksiklerimizi tamamlıyoruz. Allah'ın izniyle 2023 seçimlerine gidene kadar inşallah Akçakale'de yani yapılmayan bir yolumuz kalmaz. Demin evet. Söylediğiniz gibi aşağı deren işte acı suyları inşallah en kısa zamanda da tatlı sularına da kavuşacaklar. Hatta şöyle de size söyleyeyim. O gün aşağı derenden bir talep geldi. Aşağı derenler bizi izliyorsa hemen o yolu Büyükşehir yaptı. Evet. Yarın itibariyle de orayı asfaltlıyor. Yani bize gelen sorunları birebir not ediyoruz. Büyükşehir'se Büyükşehir'e iletiyoruz. Akçakale Belediyesi ise işte Akçakale Belediye Başkanımıza iletiyoruz. En kısa zamanda yapmaya çalışıyoruz. Akçakale Belediyesi de olarak ben de size de böyle bir bilgilendirme yapayım. Evet. Biz aslında doğudan başlayarak batıya doğru geliyoruz. Şu an kırsalda bütün Akçakale Belediyesi'nin araç gereçleri orada çalışıyor. Evet. Kırsal mahallelerimizi öncelikle istabilizesini yapıyoruz. Evet. İnşallah önümüzdeki senelerde yavaş yavaş parkedaşlarını döşemeye çalışacağız. Çünkü parkedaşı döşemeye de başladık. Doğru mahallenin Erler Mezrası'na ilk etapta oraya. Niye? Orasının kanalasyon yani yeraltı evet. Kanalasyonu bittiğinden dolayı orayı parkedaşını döşedik. Evet. İnşallah kısa zamanda parkedaşları döşenir ve kırsal köylerimizde de bir eksiğimiz kalmaz. Vatandaş bizden park bahçe inşallah isteyecek. Evet Sayın Başkan Mehmet Yalçınkaya'nın da kulaklarını çınlatalım. Onun sloganıyla sınırda yıldız bir ilçe görmek istiyoruz inşallah. Ben de bir Akçakaleli olarak inşallah sınırda yıldız bir ilçe ile ilçeyi gerçekten modern istihdam alanları oluşturulmuş bir ilçe haline dönüştürülür diye temennilerimiz bu yönde Sayın Başkanım. Ben katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Açık yüreklilikle buraya geldiniz. İzleyicilerimizin sorularını size aktardık açık yüreklilikle. Ben sizi uzun yıllardır siyasi olarak takip ediyorum. Ben bir gazeteci olarak hiç kimse hakkında kolay kolay kefil olmam, yorum yapmam. Ama konu İbrahim Yıldık olunca ben 8 yıldır bizzat gören eleştirilere açık bir insansınız. Gerçekten kişiliğiniz insanların A, B partisi gözetmeksizin. Kapınızı kim çaldıysa onların sorunlarını çözmek için koşturan bir siyasetçisiniz. Ben bunu bizzat gözlemledim. Hani diyor ya Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. O yüzden bir de vicdanımızla, gazeteciler vicdanıyla hareket etmesi gerekiyor. Siz de tabii eksiler olabilir, eksiklikler tabii, olabilir siyasi partilerden dolayı. Onları da soruyoruz ama inşallah önümüzdeki dönemde de yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sizi daha güzel yerlerde görmek isteriz Sayın Başkanım. Tekrar katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, Göbekli Tepe Ajans %100 siyaset programımızın da artık sonuna geldik. Bugün AK Parti Akçakale İlçe Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Yıldık'ı stüdyolarımızda ağırladık.
Kendisiyle güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Katılımlarından dolayı Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Başka bir programda başka bir konukla görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum.